Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edildi. 4 gün sürecek. Kesilen kurbanlarınız, kesilecek kurbanlarınız mübarek olsun. İyi bayramlar diliyoruz. Gökhan Dinç'le birlikte spor gecesinde karşınızdayız. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi günün öne çıkan spor başlıklarını Gökhan Dinç'le masaya yatıracağız. Yine her zaman olduğu gibi yoğun bir gündemimiz var. Galatasaray, Fiorentina ile oynadığı son hazırlık maçında 4-1 mağlup oldu. SOS veriyor Galatasaray. Galatasaray'ın bugün ortaya koyduğu performansı ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Yusuf Yazıcı bugün Lille'de ilk resmi maçına çıktı. Geçer not aldı. Ayrıntılarıyla konuşacağız. Fenerbahçe'deki transfer harekatı nasıl sonuçlanacak? Futbolda yeni oyun kuralları neler? Halil Umut Meler'in VAR uygulaması ile ilgili çarpıcı açıklamaları var. Lig başlıyor. Sizce lige en hazır takım kim? Sizin de katılımınızla bu konuyu ayrıntısıyla konuşacağız. Tekrar hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Yani bugün beni en çok mutlu eden mesele ya bu arada şimdi baktım da Türkiye gündeminde birinci sırada Twitter'da ne var biliyor musun? Fatih Terim istifa mı? Dokuz sezonda 8 şampiyonluk yaşamış Fatih Terim'i Galatasaray taraftarı istifaya çağırıyor. Herhalde Galatasaray taraftarı açmamıştır yani. Yani tek bir Galatasaray taraftarı yoktur tahmin ediyorum. Sence? Ben o Twitter'daki TT işlerine bakıyorum mesela bazen. Canım sıkılıyor, bakıyorum gündeme. O da senden gelme alışkanlık. Bakıyorum mesela atıyorum. Ahmet burnunu yaptırdı mesela TT oluyor. Bu nasıl oluyor abi? Parayı veriyorsun oluyor. Yani öyle nasıl mi oluyor bilmiyorum da parayla oluyor herhalde. Kime veriyorsun parayı? Yoksa Ayşe Mehmet'i çok seviyor falan. Evet abi, Ayşem mesela bakıyorsun Ayşem içi bomboş abi. Ayşem. Bomboş. Kim bu Ayşem falan yazıyor insanlar. Evet abi, bir tek onunla mı meşhur oluyorsun işte. Yani. Ona benzer bir şey var şu anda Twitter'da. Türkiye gündemini. Senin çocuklar açmış olmasın onu? Benim çocuklar çok güzel yazmışlar ya. Önüne gelenden 4 yiyen Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i istifaya davet ediyor. Ya işte kaçtılar. Çocukları unfollow etmişsin. Unfollow etmedim. Pardon, engellemişsin. Tabii, engeli bastım. Niye? Ne bileyim. Öyle sanki böyle ruh halim, hani, Twitter'da gün şu anda inanılmaz bir ivmem var. O günkü ruh halim. Twitter'daki arkandaki rüzgar var ya, mesela oraya nokta koy. Bak nokta koy, o bile bir 500 falan alır abi. Ya like. Sen bugün Falcao ile ilgili bir tweet atmışsın. Falcao da Galatasaray'ı şampiyon yapamaz. Bu Galatasaray'ı yapamaz. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Bu Galatasaray'ı Falcao da şampiyon yapamaz. Çok net söylüyorum yani. Fenerbahçe'yi Kolarov da şampiyon yapamaz. Bu Fenerbahçe'yi, hani bu Beşiktaş'ı gündeminde kimse olmadığı için söyleyemiyorum. Abubakar da şampiyon yapamaz. Kim şampiyon olacak? Ben Anadolu'dan bir şampiyon bekliyorum ve ben Trabzonspor'un şampiyonluk için yani bu takımları izledikten sonra bir kafa gösterebileceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, yani hepsi birbirinden kötü. Kağıt üzerinde en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray olmasına rağmen Galatasaray'ın ortaya koyduğu performans, futbol inanılır gibi değil. Çok temposuz oynuyor. Galatasaray diye bir oyuncu var. Neden Galatasaray'da oynuyor? Bak, Galatasaray'da problem ne biliyor musun? Geçen seneki problemlerin aynısı aslında. Geçen seneki kadrosu da kağıt üzerinde yine en iyi kadroydu. Ama Galatasaray muhteşem top oynamadan şampiyon oldu. Çünkü rakipleri de kötüydü. İşte hakem hataları bilmem ne şu bu. Şimdi lehine aleyhine. Hakem hataları dediğin zaman başka türlü algılanıyor abi. Sanki Galatasaray geçen sene hakem hatalarıyla şampiyon oldu. Hakem hatası Galatasaray'ın lehine de denk geldi, aleyhine de denk geldi. Galatasaray'ın geçen sezonki... Herkesin olduğu gibi yani. Galatasaray'ın geçen sezonki sıkıntıları bu sezonda devam ediyor. Galatasaray'ın sıkıntısı yapısal bir sıkıntı. Yani oyun yapısı içerisinde Galatasaray'ın orta sahası ve orta sahada mesela top savunmadan çıkıyor değil mi mesela? Selçuk geliyor ikinin arasına, iki stoperin arasına, topu alıyor. Emre diyelim şimdi, işte en son dakikalardaki olduğu gibi Emre'ye veriyor, Emre Selçuk'a veriyor. Şimdi orada bir hareket, Ömer Bayram girdi mesela. Yavaş oynuyor yavaş. Şimdi orada bir hareketlilik yok. Galatasaray geçen sene de bunun sıkıntısını yaşadı. Galatasaray'da bence... Galatasaray'da Feguili, Belanda geçen sezon şapkadan tavşan çıkartmasaydı Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yoktu. Bunun yanına bir de Muslera'nın performansını. Bugün mesela kaç gol yedi Galatasaray? 4. Muslera değil. Önüne gelenden 4 yiyor. Muslera değil. Başka birisi olsaydı Galatasaray'da bugünkü maç 7-8 olabilirdi. Çok pozisyon çıkardı. Yani ciddi anlamda çok pozisyon çıkardı. Maçın kahramanı Galatasaray'dır ama Muslera.
Göze ben batacak. Belhanda'yı ve Emre Mor'u da beğendim. Göze batacak. Bak beğendim başka bir şey. Emre Mor evet geldi hareketlilik kazandırdı ama yine aynı şeyi yapıyor. İşte o tip oyuncuları... Topu çok fazla ayağında tutuyor. Yani... Üç kişinin arasında çok fazla evet, giriyor Emre Mor. Ama en azından bunları bir hareket girdi... kazandırdı Galatasaray'a. Yani hareket, topu göze ileriye taşıdı. Gelen diyelim. Yani abi... doğru hamleler değil, Emre'nin yapması gereken hamleler değil. Ama Galatasaray'daki en önemli sıkıntı Galatasaray yapısal anlamda çok yavaş oynuyor. Futbolu çok yavaş oynuyor Galatasaray. E bugün mesela bugün aslında Akhisar maçında da aslında hazırlık maçlarında da baktığında Galatasaray'ın savunması kötü. Galatasaray'da bugün özellikle marka ağırlığı indirme kötüydü. Galatasaray'da savunmanın arkasına atılan her top pozisyon oldu. İlk yarı. Ama kim oynarsa oynasın. İlk yarı Galatasaray'ın dörtlü savunması Lines, Marka, Luindama, Nagatomo. Yani dördünden de inanılmaz kötü bir performans. Bunlardan üçü, yani, bunlardan üçü ideal dörtlünün üçlüsü. Tabii, Nagatomo, Mariano Luindama, Marcao. Aynen, Mariano oynuyor. Mariano oynuyor, aynen. Lines. Lines'in olduğu maç, olduğu koridor resmen koridor yol, geçer anı, yol geçer anı oldu gibi yani, oldu. Doğru. O koridoru çok iyi kullandı. Ama abi sadece Lines değil ki. Lines çıktı, Luindama ile Marcao'nun arkasına atılan her top pozisyon oldu. Şimdi dolayısıyla sen... ya tabii ki şimdi mesela insanlar diyecekler ki ya işte ağır antrenman yapıyorlar. Yahu kardeşim ben Premier Lig başladı. Ben Premier Lig'i bu sezon çok daha yakından takip edeceğim diye geçen sezon çünkü çok maç kaçırdım. Hani işte City, Liverpool gidiyordu kafa kafaya gidiyordu diye diğer maçları seyretmemiştim. Ama ben bu sene zaten kendi kendime söz vermiştim. Premier Lig'e çok fazla zaman ayıracağım diye. Tercihimi onlardan yana kullanacağım diye. Şimdi Premier Lig'de bugün bu hafta ben 3 tane maç seyrettim. Premier Lig'deki takımlara bakıyorum abi. Liverpool'un rakibi de Liverpool'da. City de City'nin rakibi de. Bakıyorsun abi herkes hazır. Ya canım kardeşim herkes hazır. Bizimki bir hafta sonra başlayacak. Biz baba bekleyeceğiz babaları. Abi onların dört sebebi... hafta, beş hafta uyum sorunu, yorgunlardı, kamptan geri döndüler. Lan bu adamlar nasıl bu kadar yoruluyorlar ben onu anlamış bir değilim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin Premier Lig'deki tabii ki. Hikaye, yani. Premier Lig'deki hikaye biraz da şu. Biz de Eylül'e kadar devam ediyor transfer. Biz bekliyoruz işte. Abi ben düşsün, ondan bahsetmiyorum. Hayret doğru haklısın ama artık takımlarını oluşturuyorlar. Ya Galatasaray'da hala bugün Mitroğlu sonradan oyuna giriyor. Ya Mitroğlu Galatasaray'da olmayacak değil mi? Hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki sene olmayacak Mitroğlu. Ama buna rağmen oyuna giriyor. Ya abi şimdi Premier Lig'de böyle şeyler olmuyor. Var Avrupa'da Eylül'e kadar devam eden transferi. O değil problem. Bence problem hayır, şu. Hayır problemlerden bir tanesi bu. Premier Lig'de adamlar bir düzen kurmuşlar, sistem kurmuşlar. Lig başlıyor ya, başladı 9'unda başladı. Transfer o gün bitti. Evet. Yani bütün takımlar yaptı transferlerini, her şeyini hazırladı ve lige girdi. Abi Premier Lig'de şimdi bakıyor bugün Chelsea Manchester United'da oynadı. Çarşamba günü gelecek İstanbul'da UEFA Süper Kupa finali oynayacak. Bunlar insan değil çünkü. Bunlar yorulmuyorlar. Yani onlar sürekli oynuyorlar abi. Sürekli oynuyorlar ve antrenman yapıyorlar. Buradaki oyuncu grubu başka bir tarafa gittiği zaman mesela buradaki buraya geliyor yabancı bakıyorsun mesela ligin ilk 3 haftasında 4 haftasında yok ama 5. 6. haftadan sonra varlık göstermeye başlıyor. Aynı oyuncu bizim ligimizden gidip Avrupa'da başka bir lige gittiğinde çok ender gelişir ama gittiğinde bir bakıyorsun mesela adam ligin başından çatır çatır top oynamaya başlıyor. Yani burada iş problem bence mental olarak sıkıntı var. Bak çok samimi söylüyorum mental olarak bir sıkıntı var. Bunun önüne geçecek olan isim de kusura bakmasın kimse teknik direktörler. Doğru. Yani senin oyuncun yavaş yorgunmuş. Ya ne yorgunu kardeşim? Ne yorgunu ya? Ne yorgunu? Yorgun olan maden işçisi olur yorgun. Abi bugün daha yorgun sana... olan dağda bayırda bizim vatan hat sattığını müdafaa eden emniyet güçlerimiz yorulur. Dağ bayır yürüyen Mehmetçiğimiz yorulur. Ya kardeşim sen ya en kötü sağlık için spor yapıyorsun. Ya öyle değil ya. Ya en kötü sağlık için spor yapıyorsun. Ya tabii ki değil be canım kardeşim. Ben de egzajere ediyorum durumu. Etme egzajere. Sana ne kardeşim? Allah bence Allah. Etme ya. Sana ne kardeşim? Sen kendi fikrin geldiğinde, sıran geldiğinde kendin konuş ya. Davaydı. Tamam bak zorlama beni. Çok basit bir şey söylüyorum abi. Sen spor yapıyorsun ya. Yani en kötü sağlık için spor yapıyorsun. Çok sağlıklısın. Üst düzey spor, performans sporu yapıyorsun. Eyvallah ama canım kardeşim sen zaten işleyen de bir demirsin ya. Şimdi bana versen ben 3 hafta onu yapsam benim pestilim çıkar. Ama sen zaten buradasın yani. Nasıl yoruluyorsun ve nasıl bir adaptasyon problemiymiş? Al kardeşim Yusuf Yazıcı bugün Yusuf Yazıcı'yı ayakta alkışlıyorum. Bugün var ya bak neden alkışlıyorum? Maça öyle bir girdi ki. Zannedersin ki Trabzon'da doğmamış. Lille doğmuş. Baba Lille doğmuş. Zaten altyapısında oynamış. Geçen hafta da hatta o statta maç yapmış. Lille'in kaptanı gibi. Lille böyle Lille çocuğu gibi. Dolaşıyor abi. Öyle giriyor. Sen dur diyor falan.
Hakeme bir çek elini falan diyor. Diyor ki özgüven. Ben bu takımın starıyım. Çıkıyor o özgüveniyle, o vizyonuyla beraber oluşan özgüven tabii. Hani bir vizyonu oluşur insanın. O vizyon sana özgüven kazandırır. O özgüvenle birlikte bir bakıyorsun sahaya çıkıyor çocuk. Adaptasyon problemi falan filan yok abi. Ha, bir tek problem ne olur biliyor musun? Mesela sen dedin ya Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu seri. Ortada yok iki maçta. Daha dur abi 15 şimdi, gün oldu adam. Onda işte ya. Bak bunu da söyleyip ya espri yapıyorum. Bunda mesela sıkıntı olur. Çünkü neden? Adam Luyendama'yı konuştuk ya yeni tanıyor. Belki adını bile bilmiyordu. Cagney'i ilk defa işte uçakta görmüş olabilir yani. Olabilir. Yani bir takım anlamında takım uyumanda. Zaten bu maçların yapılma amacı o. Aynen. Şimdi hani benim bugün o attığım Falcao tweetinin sebebi de şu. Galatasaray Akhisar maçında da kötü oynadı. Ciddi bir maçtı. Kupa maçıydı. Doğru. Galatasaray kötü oynadı. Çok kötü oynadı. O Galatasaray da şampiyon olamaz. Ya ben şunu söylemek için Galatasaray maçı olduğu için Galatasaray tweet atıyorum. İnsanlar zannediyor ki Galatasaray... Ya ne diyeyim ben şimdi mesela Fenerbahçe antrenman abi, yapmış. Ne atayım ben? Abi şimdi yani Falcao bu Galatasaray Falcao da şampiyon yapamaz. Yapamaz şampiyon. Yani o başka türlü bir yere gider de. Ya neyse, istediği yere gitsin. İstediği de istediği şekilde algılasın. Benim umurumda değil. Ya bir önce bir Falcao gelsin de bakalım olacak mı olmayacak mı ona bakarız abi. O mesele olacak değil. Olacak mı olmayacak mı? Bugün Galatasaray... Falcao yani, mu olacak mı? Şampiyon olacak mı olmayacak mı? Öyle şampiyonluk daha birinci haftadan belli olmuyor. Yani herkes Galatasaray taraftarı sana der ki Galatasaray taraftarı takımın şampiyon olacağına inanıyor. Fenerbahçe taraftarı öyle. Beşiktaş taraftarı öyle. Taraftarının inanıp inanmadığını bilmiyorum da. Yani ya sonuçta abi lig başlıyor. Olabilir. Olabilir. Öyle olabilir. Ama şu var. Yani geçen senenin şampiyonu lig başlamadan kağıt üstünde kadrolara baktığımız zaman oynanan futbolu bir kenara koyalım hazırlık maçı. Çünkü bu takımlar ilerleyen haftalarda mutlaka form tutacaklar. Ya bu form seviyelerini daha da yükseltecekler. Ama Galatasaray... Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli, Galatasaray için de geçerli. Senin ama kağıt üstünde şu şekilde haklı olabilirsin. Araya giriyorum kusura bakma. Luyendama ile marka. Daha da yükselecek performansı. Yükselir. Yükseldi geçen sene. Daha onların önüne ama bir tane Fernando'nun yerine giden oyuncu olacak bir tane. Galatasaray'daki geçen seneki sıkıntı yine devam ediyor diyorum. Ağır oynuyor diyorsun sen. Çok yavaş oynuyor. Çok doğru. Ağır oynuyor. Ağır oynamasının yanı sıra oyuncuları da saha içerisinde hareketli değil. Yani ama abi şimdi bak şimdi, bir... Galatasaray ideal bir kadroya yakın 11 ile çıktı bugün. Yani şimdi bugün resmi bir maç olsa Babel muhtemelen Babel solda, Cem Durmaz'ın yerinde Babel oynayacak solda. Sağda da sağ bekin yerine Mariano oynayacak. Yani ideal kadrosuna ideal yazılım Mariano, Luyendama, Marcao, Nagatomo önlerinde bir 6 numara. Önlerinde şu an mevcut Dong. Bir 6 numara alacak ama. Seri, Belhanda, Feghouli, sol tarafta Babel, ön tarafta Cagne. Yani şu anda Galatasaray'ın ilk resmi maçta çıkacağı ideal 11 bu. Ha Falcao yetişirse Cagne'i çıkartırsın, Falcao'yu koyarsın 9 numaraya. Yani ideale yakın bir 11 ile çıkmış Galatasaray. Ben de geldik biliyorsun birlikte seyrettik maçı. Ben dedim ki ya güzel maç olacak. Hani son test çünkü artık. Hani Galatasaray için bu son hazırlık maçı. Yani 5 gün sonra lig başlıyor. Cuma günü oynamıyor mu Galatasaray? Evet, Cuma günü oynuyor. Denizli deplasmanına gidiyor. Yani Cuma günü Galatasaray Denizli deplasmanına gidiyor. Yani artık Galatasaray'ın tam anlamıyla hazır olması gereken son test maçı. Hı. Abi bakıyoruz Galatasaray'ın dörtlü savunması sahada yok. Orta sahasında bakıyoruz Dong diye. Ya ben zaten oldum olası beğenmiyorum. Yani Galatasaray'ın geniş rotasyonunda Dong sadece stoper alternatif şu anda benim bakışımda. Ya o da stoperi olmadığı için alternatif. Ya Dong vurdum duymaz bir oyuncu. Fatih Hoca çok değer veriyor. Seven Galatasaray taraftarı da var. Ama ben yeterli bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Yani geçen yıl orada kim oynuyordu? Fernando. Yani geçen yıl Galatasaray'ın orta sahasında ama Fernando. Fernando, Ndiaye, Belhanda oynuyordu. Dong tek problem yani. Onu söylemeye çalışıyorum ben, bak. Benim başka bir şey söylüyorum ben. Yani şimdi Dong'un yerine bir tane oyuncu gelecek oraya. Fernando gitti. Normalde Galatasaray'ın bugün 6 numarasında Fernando'nun oynaması lazım. O gitti. Bir oyuncu gelecek. Galatasaray bir tane benzer bir oyuncu arıyor. Hem savunmaya yardım edecek, hem takımı hücuma çıkartacak, atakları yönlendirmeye çalışacak, atakları başlatacak bir oyuncu arıyor. Önlerinde geçen sene Ndiaye oynuyordu. Seriyi aldın. Ndiaye'den daha iyi oyuncu. Zaten Belhanda bu 6 numaranın önünde oynuyor. Zaman zaman Fatih Hoca seriyi 6 numarada da görmek istedi. Ama herhalde istediği verimi alamadı. Yani şimdi geçen yıl şampiyon olmuş bir kadrodan bahsediyoruz. Bir de öne Falcao gibi bir oyuncu gelecek. Yani şimdi iki tane transferle bambaşka bir seyir ama şimdi şöyle yani bak sen, çıkabilir tamam, ortaya. Sen geçen seneki şampiyonluğu çok vuruyorsun geçen yılki şampiyonluğa. Şampiyon kadro abi. Tamam şampiyon kadro da geçen sene Fenerbahçe tarihin en rezil Fenerbahçesiydi. Beşiktaş'ta
işler bambaşka saçma sapan işlerle işte Kulüpler Birliği Başkanı bildiriler şunlar bunlar falan filan onunla vakit kaybedildi. Trabzonspor hakemler Trabzonspor'u geçen sene doğradı. Doğru. Şampiyonluk yarışından etti. Başakşehir'in durumu ortada şimdi Başakşehir yani geçen sene şampiyon olmuş olan kadronun göstermiş olduğu başarıyı bu sene gösterecek olması onu şampiyon yapmaz. Artı üzerine koyuyor ama. Tamam, Gökhan, Emre Mor gibi çok yetenekli bir oyuncu transfer etti. Babeli transfer etti. Bak, Emre Mor diyorsun. Abi, Emre Mor kapalı. Güçlendirdi diyorum kadrosunu. Bak, güçlenip güçlenmediğini abi, bilemezsin şimdi, Emre Mor'da. Cagney'in yerine Falcao geliyor işte. Güçlenmiyor mu? Ön tarafı güçlenmiyor. Cagney kalacak mı? Abi ne bileyim ben kalacak. Ben Galatasaray başkanı mıyım? Ne bileyim satmaya çalışıyorlar satamıyorlar. Galatasaray başkanı mıyım derken? Bugün, abi, sen... abi bugünkü Cagney mesela. Bugün benim ilk 45 dakikada izlediğim Cagney. Hadi diyelim ki onun da antrenman eksiği var. Maç yani o da Afrika Kupası'ndaydı. Takıma geç katıldı. Bu Cagney'i Kasımpaşa'ya verir satamazsın. Bu Cagney'i kimse almaz. Bu Cagney'i Kasımpaşa'ya satamazsın. O bilerek oynamıyor. Yani ben bugün sana ben Twitter'dan birisi yazmış bana. İkinci Emenike vakası yani. Adam hani... İnanılmaz ya. Ve gitmeyecek görürsün. Ya bu kadar mesela kalacak, abi. Elinde kalacak Galatasaray. Yani bu adam Kasımpaşa'dayken. Bu bir tahmindir ya. Kasımpaşa'da, haberdi. Kasımpaşa'da çok değerli bir performans sergiledi bu adam. Demek ki onu değerli herkese yapan. Herkese yanıltmış Trezeguet. Yani. Anladın bitti mı? Yani Galatasaray. Yani ya da Trezeguet gibi bir oyuncu. Abi Galatasaray'a geldiğinden beri bir tane 90 dakikası ya mükemmel oynadı diyebileceğin yok. Ama Rize deplasmanında son dakikalarda attığı gol mesela birinci sınıf golcü vuruşu. Yani var. Meziyetleri var bu adamın. Ama abi. Serkan Çınar'ın mı? Kimin dedin sen? Rize'de. Serkan Çınar'ın. Ha, girdi ya Serkan Çınar. Kafayı vurdu. Ha. Golü attı. Şaka yapıyorum. Ha, bana şaka yapma. İzleyiciye yapıyorsun şakayı. Ben anlıyorum şakayı da. Yani sonuç itibariyle şampiyonun kadronun özellikle vurgusunu yapmamın sebebi şu. Omurgası Galatasaray'ın aynı. Geçen sene savunması aynı değil mi? Aynı savunma. Kalecisi aynı mı? Aynı. Orta sahada yani bir tek orta sahada Fernando ve Seri değişikliği var. Onun dışında yani sağ kanadı aynı. İşte Onyekuru belki gelecek. Onun yerine alternatif Babel Onyekuru yapabilir. Emre Mor gibi önemli bir transfer gerçekleştirdi. Jimmy Durmaz hazırlık maçlarında etkili bir performans sergiledi. Yani var alternatifi çok fazla. Ya bugün Galatasaray Denizli deplasmanına gidecek ya Gökhan. Mevkisi eksik oyuncusu var mı şu anda? Yok. O anlamda kadro olarak hazır görünüyor değil mi? Evet ya ama şimdi ona bakarsan Fenerbahçe'nin de belki eksiği olmayabilir. İsim koyarsın oraya ama ne kadar performans gösterecek? Abi isim koymaktan bahsetmiyorum ben. Galatasaray'ın savunması geçen sene şampiyon olmuş takımın savunması. Hı hı. Kalecisi o. Orta sahasında Belhanda'sı işte Ndiaye'nin yerine alınmış dünya serisi. Dünya golüydü ama Galatasaray ya. Biliyorsun değil mi? Yani dünya golüydü. Geçen sene en az gol yiyen takım Başakşehir. Ligin ikinci yarısında çok gol yemedi Galatasaray. Marcao ve Luinlama geldikten sonra. Ama ligin dünya, ilk yarısında çok yedi. Yani ilk yarısında doğru yediği gol sayısı o yüzden zaten ligin geneline vurduğunda şampiyon olacak bir takımın yiyeceği gol sayısının çok üstünde. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani geçen sene oynandı ve bitti. Geçen sene bu oyuncu grubunun göstermiş olduğu performans kimseyi yanıltmasın. Çünkü geçen seneki rakipler yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ya yani muhtemelen Fenerbahçe geçen seneden hani bakma kadrosu belki geçen seneden daha kötü bir kadro olabilir. Ama herhalde daha iyi performans sergileyecektir diye düşünüyorum. Beşiktaş geçen sene yine bir nebze yarışın içerisindeydi. Ama bu kez yepyeni bir hoca, çok inanmış, şampiyonluğa çok aç, kendisi için çok önemli bir fırsat. İyi de anlamış Beşiktaş taraftarını. Bir Abdullah Avcı var. Diyor ki tesiste kaldım geçen gün, işim çok yoğundu. Bir kalktım diyor, kafam başımın üzerinde Beşiktaş arması var. O seni ayağa kaldırıyor. O sana enerji veriyor diyor mesela. Tam taraftara yönelik o güzel açıklamalar bunlar. İnanıyor da olabilir Abdullah Avcı buna. Ya bunu gerçekten inanarak söylemiş de olabilir. Tam da taraftarın da istediği bir şey. Bu da başka bir bakış açısı olsun abi, diye söylüyorum. Şu var. Ama şimdi, şöyle bir şimdi bütün bu yarışma grubunun içerisinde tabii ki ön plana çıkarttığım bir öngörü olarak var. Ben dün de söyledim. Bugün fikrim değişmedi. Şu yapı içerisinde şu ana kadar izlediğim futbol takımı hazırlık kampları içerisinde, maçları içerisinde bana göre şampiyonluğun iki tane adayı var. Bir tanesi Sivasspor diyormuşum. Bir tanesi Galatasaray, bir diğeri de Trabzonspor. Eğer Başakşehir Avrupa maçındaki ilk 45 Olympiakos maçındaki ilk 45 dakikadaki gibi oynayacaksa o zaman Başakşehir'i de yazabiliriz. Ama onu bütün bir sezona yayması da çok zor gibi gözüküyor. Ki zaten bütün bir 90 dakikaya yayamadığını gördük abi, ve alınan skor da ortada. Bu öngörüler için çok erken. Ligin çok erken başlaması hani lazım. Ben ligin kalitesini de görmemiz lazım. Şimdi Denizlispor nasıl bir takım oldu? Hakemlerin kalitesini de görmemiz lazım. Tabii o da bak, lazım. Halil Umut Meller'e bakıyorsun. Alanyaspor nasıl takım oldu? Antalya
Giants takım. Malatya'yı hadi seyrettik. Hani seyretmediğimiz o kadar. Gazişehir'i hiç seyretmedik doğru, mesela. Ben Denizli'yi de seyretmedim mesela. Denizli'yi de seyretmedik. Yani bir sürü takımı seyretmedik. Şimdi bak, mesela, belki şimdi hakem... Denizli Spor Taş gibi takım oldu abi. Bilmiyoruz ki. Belki Denizli de. Deplasmanı herkes için kabus olacak belki. Belki de. Bakacağız. Yok ben sadece şu anda kağıt üzerinde söylüyorum Haluk'cum. Ben bu gördüğümü söylüyorum. İzlediğim takımları söylüyorum. İzlediğim takımlar arasında ya ben Denizli Spor'un şampiyonluk bu önümüzdeki sene şampiyon olacak diyemem. Yani desem gülerler herhalde. Yani Gazişehir için de öyle söylesek gülerler. Kasımpaşa için de söylesek gülünebilir. Ben şunu söylüyorum. Bir de hakemlerin performansı çok önemli. Veya bugün benim Jim Carrey bugün bir açıklama yapmış. Demiş ki VAR uygulamaları bu sezon daha standartlı ve adi olacak demiş. Buradan savcıları göreve davet etmek lazım ya. Yani demek ki geçen sene bu bir itiraf. Bu bir itiraf. Geçen sene adil değildi VAR. Ya ve standartımız yoktu. Standartımız yoktu. Standartsız bir uygulama ama yaptık. Onların suçu adil yok uygulama orada. Yapmadık. Orada MHK'nin suçu var. Ondan sonra bakıyorsun... Nasıl kimin? Kimse herkesin suçu var abi. Ya bu bir itiraf suçu var. Dedi bak, ki merak etme. Halil Umut abi, Neler? Sezona... Bugün bir itirafta bulunmuştur ve demiştir ki geçen sezon biz VAR'ı adaletsiz uyguladık. Ya da standartsız uyguladık. Ya da değil ve ya da değil. Ve standartsız ve adaletsiz uyguladık diyor. Bu bir itiraftır. Bak Halil Umut Neler'in yapmış olduğu bu açıklama bir itiraftır. Bunun gibi hakemlerin derhal futboldan uzaklaştırılması lazım. Bu adamların zihni temiz değil. Bak hala geçen senede kalmış diyor ki VAR uygulamaları bu sezon daha standartlı ve adil olacak. Bu eşittir. Geçen sezon ilk sezonu geçen sezondu. Geçen sezon biz VAR'ı standartsız ve adaletsiz uyguladık diyor. Bu kadar basit. Ya hani bu VAR adalet getirecekti? Diyorum ki o sistemin başında, o sistemin içerisinde Türk hakemleri, aktif Türk hakemleri var olduğu sürece, düzeltiyorum, aktif Türk hakemleri var olduğu sürece o VAR'dan sen istediğin verimi alamazsın. Çünkü kafaları temiz değil hakemlerin. Yine temiz değil. Yeni federasyon, yeni yönetim, yeni MHK, aynı hakemler. Abi hakem standardımız maalesef yok. Yani Türkiye'de... şimdi Premier Lig tabii baksınlar abi Premier Lig bizi, söylüyordum. Bizi raydan çıkartan şey Premier Lig abi. Vallahi bak aynen çok ya, çok doğru. Premier Lig'de çok doğru. Abi şöyle bir şey var. Bizim şerazemizi kaydırıyorlar abi. VAR bakıyorsun abi bak çok her şeyi yabancı her uygulaması... şeyi beğendiğimiz gibi uyguluyor. Futbolu istediğimiz gibi oynuyor. Hakem istediğimiz ya yani bizim taktiği yani futbol izleyicisinin istediği gibi yönetiyor. Ondan sonra niye marka oldular? Ha, böyle bu yüzden marka kardeşim. Oluyor. Yabancı uygulaması müthiş. Hakem performansı müthiş. Profesyonel hakemlik müthiş. Yabancı sınırlamasında standartlar müthiş. Antrenman teknikleri müthiş. Sosyal medya müthiş. Forma satışı müthiş. Marketing müthiş. Bilet kombineler müthiş. Maç önü maç sonu yayınlar müthiş. Devre arası yayınlar müthiş. Neden? Çünkü gerçekten doğrusunu yapıyorlar adamlar. Bizim hakem böyle yapıyor. Allah falan. falan yapıyor bizim Jim Carrey. falan yapıyor. Böyle garip hareketler yapıyor. Abi bir de, ya bugünkü maçta adam böyle yaptı abi. Tıt. Bekleyin dedi. Gitmedi abi adam gitmedi ya. Gitmedi ya. İzlemeyeyim dedi. Oradaki de hakem dedi. Görmüştür dedi. Gördüğünü ver dedi. Tak selamünaleyküm. Devam. Bu kadar abi. Abi ya bir de, zaten bir de taraftarı falan o kadar düşünüyorlar ki mesela şimdi bugün Manchester United maçında yok. Dev ekrana veriyor abi. Yani taraftar da görsün pozisyonu. Onlar da o anda ikna olsun. Tabii abi bizde her yani, şey katakulli. Aynen abi. Her şey katakulli. Oradan biz gidiyoruz. Biz VAR'da ne konuşuluyor onu bilmiyoruz filan. Niye konuşmuyor? Niye? Versinler abi. Vermiyorlar abi. Versinler zaten herkes. Versinler abi. Herkes. Ya işte sen hep söylüyorsun abi. Sayın Abdurrahim Albayrak buradan duymuyorsunuzdur. Muhtemelen Fiorentina'dan Monaco'ya doğru uçuştasınızdır. Havadasınızdır ama çok merak ediyorum. Belki arkadaşlarınız izliyordur. Sizdeki VAR kayıtlarını hala merakla bekliyorum ben. Hala merakla bekliyorum. Sizdeki VAR kayıtları elinizde bulundurduğunuzu söylediğiniz VAR kayıtları nerede onu merak ediyorum ben. Bıkmadan usanmadan söyleyeceğim. Bak, o VAR kayıtları açıklanana kadar. Şimdi L'Equipe bir haber girmiş. Monaco Ben Yedder transferini bitirdi demiş. 40 milyon euro ödeyecekmiş. Yani artık yavaş yavaş bitti canım geldi Falcao işinde yavaş yavaş işler yani öngörüldüğü gibi gerçekleşmeye başladı. Yani şimdi Monaco var ya bak Alan ne kadar korkutmuş abi Galatasaray'ı abi, herkesi ya. Ama abi bu şimdi transfer oldu, bitti. Transfer anlaştık, böyle bir şey. Bilmem ne falan filan derseniz olur bu abi. Yan yana fotoğraf çektiriyorsunuz. İş bitti. Buradan dönmemesi herkes lazım. Herkes biliyor. Buradan dönmez yani. Aynen. Buradan dönerse onlar dönmesin oradan yani. Ya bence öyle bir sıkıntı yok ama yani
bu hafta içinde artık bence Alan'la ilgili resmi açıklamalar gelir. Alan'la ilgili gelmez mi? Alan'la diyorum. Alan beni andı. Alan seni andıysa yandık yani. Falcao'yla ilgili resmi açıklamalar gelir. Sen şunu biliyorsun değil mi? O ne? Ay böyle yapınca da yanlış anlamasınlar insanlar. O ne abi? Senin ödediğin hesap vardı ya. Ya abi bırak şimdi sen onları ya. Yusuf Yazıcı... Alan deyince aklıma sadece bu geliyor benim. Yusuf Yazıcı'yı konuşuyorduk. Yine Galatasaray'a geldi mevzu. Ama şu bir gerçek Gökhan. Yani bir izleyicimiz de yazmış demiş ki... Arkadaş bizim takımlarımız niye hazır değil de... Premier Lig'de Liverpool işte. Hazır, öbürü hazır, Chelsea hazır, Manchester United hazır. Niye onlar hazır da biz hazır değiliz abi? Yani mental niye VAR uygulaması... diyoruz yani ben mesela VAR uygulamasını sonuna kadar destekliyorum. Çünkü futbolda adaletin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman Premier Lig izle. İşte zaten orada genelde adaletli yani. Yani Premier Lig izle o zaman. Yani zaten Premier Lig'den çok büyük keyif alıyorum yani. Bugün ya ben senin kadar zaman ayırmıyorum. Ayırmadım geçen sene. Ondan önceki senelerde çok ayırdım. Çünkü, abi çünkü tane... futbol o yani. Bizde oynanan şey futbol değil abi. Abi bak ben abi bak, oyuncu bile Gökhan özür diliyorum. Oyuncu bile ya sağlık kontrolü için bir doktor giriyorsa bil ki çok ciddi bir şey vardır. Bizde evet. Abi filan oyuncu böyle yoruluyor ya. Abi orada iş izleyicide. Şey gidiyor bizim hakemimiz gidiyor diyor ki ya hakem de mesela oyuncuya diyor ki sağlık ekibi çağırayım diyor. Hemen diyor hemen. Yani bir şey yok abi. Ben biliyorum bir şey olmadığını. Yani tabii bu ayıramazsın. Oyuncunun niyetinden bahsediyor. Oyuncu şimdi ayağına ben, darbe alıyor abi. Bugün ben, Manchester United maçında Kovacic ayağına bir darbe aldı. Bastılar. Yere bile atmadı kendini abi. Sekti ayağını tuttu. Adam sarı kartını gösterdi. Ne sağlık muayene şey doktoru girdi içeriye ne adam yere yattı. Yani hiç böyle şeyler olmuyor. Ama burada iş izleyiciye düşüyor. Şimdi İngiltere'de öyle bir şey yapsan komik duruma düşüyorsun. İnsanlar seninle dalga geçiyorlar. Burada da dalga geçiyorlar. Ama işte burada, biz burada kırmızı kart gören oyuncuyu ağzına tekme atmış, rakibinin ağzına tekme atmış kırmızı kart gören oyuncuyu ayakta alkışlıyoruz. İyi yaptın diye. Ya Hasan Şaş kahraman oldu ya Galatasaray'da Fenerbahçeli oyunculara saldırdığı için. Cahilson tokat attığı için kahraman oldu bu ülkede. Haluk yani bizim izleyicimize düşüyor. Bu futbolun gerçek sahibi taraftarın yapması gereken bir şeyler var. Gerekirse bize de ayar versinler. Futbolcuya ayar versinler. Hocaya, başkana ayar versinler. Komikli dalga geçsinler. falan filan. Kendi oyuncularıyla dalga geçsinler. Abi nerede kendi oyuncusuyla dalga geçecekse? Yani insanlar şu anda hani din gibi yani bir dine mensupsundur ya. Yani onu çok seversin, saygı gösterirsin, kurallarına uyarsın. Yani ya bir tuttuğu takımı öyle görüyor abi. Öyle tabulaştırmış yani. Ama bak tuttuğu yani, takımı tabulaştırmasında bir antrenörü, sakınca yok. Antrenörü yanlış oyuncu değiştirse bile... Bir sakınca yok. Yanlış oyuncu değiştirse bile, tuttuğu takım yanlış transfer yapsa bile, yani tuttuğu takım hakemle puan kazansa bile, ya bunu görmezden geliyor abi. O kadar bir tuhaf yaklaşım var. Yani o yaklaşım zaten... bizim futbolumuzu bu kadar geriye götürüyor. Bak bunun bizim başka hiçbir açıklaması yok. Geriye götürmesini geriye götüren bak, başka bir her sebep. Her şey de, gelişiyor abi. Statlarımız gelişiyor. Yurt dışına oyuncu gönderiyoruz. Çok yetenekli oyuncularımız var. Esas onları gönderiyoruz. Ama abi Türkiye'de yönetici profili değişmiyor. Antrenörler kendini yetiştiriyor. Bak antrenörlerin de hakkını yemeyelim. Çok önemli antrenörlerimiz yetişiyor. İnşallah çok da başarılı olacaklar. Abi futbolu yönetenler kendini geliştirmiyor. Hakemler kendini geliştirmiyor. Hakemler için varsa yoksa yavaş aman abi benim kontrolümde olsun. Yavaş oynansın futbol. Yavaş oynandı mı hakemin içine geliyor abi. Hakem düdüğü çal. Oradan sağlık muayenesi doktoru çağır içeriye. Oh, bir dursun bir iki dakika. Oh mis gibi. Ya aman bir yavaşlasın. Tansiyon düşsün. Benim nabzım düşsün. Abi Avrupa'da, İngiltere'de böyle olmuyor işte. Durdurmuyor adam ya. Bizimkiler trafik polisi gibi. Düt 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 ellerinden düdük düşmüyor abi. Sonra yayıncı kuruluş kaçmak istiyor filan. Normal abi. Çünkü biz futbolu sevmiyoruz ki abi. Biz futbolun kavgasını seviyoruz ya. Bunu biz hep söyledik. Biz bir de futbolu sevmiyoruz. Biz takımlarımızı seviyoruz. Biz bunu hani güzel futbol, iyi aynen. Futbol. Biz takımlarımızı seviyoruz. Futbolu falan sevdiğimiz yok. Biz Galatasaray kötü oynasa da şampiyon olunca seviniyoruz. O sevinmeyeceksin abi iyi oynan. İyi. Sen diyorsun ya mesela hani beni çok eleştiriyordun ya futbol sonuç odaklı bir oyundur. Şimdi futbol sonuç odaklı bir oyundur. Sonucu alırken nasıl oynadığın çok önemlidir kısmındasın sen. Aynen. Ama senin gibi düşünen insanlar yok abi. Dolayısıyla benim fikrim şu. Yani benim
Daha çok şöyle. Abi yani skoru yine koru bak. Sen bak, skoru korumakta ama skoru yine 80'den sonra koru abi. 10. dakikada attın golü, üstüne yatma abi. Oraya damdum vur. Ah yat. Öbür taraftan bilmem bu ne ülkede, bir kavga bu çıkart ülkede, gerilim bak, çıksın. Bu ülkede bir gerçeklik çok varsa. Çok ucuz abi bunlar. Bir gerçeklik varsa sonuç odaklı oyundur futbol. Bu kadar basit. Her dünyada da öyle abi. Herkes. Yani Manchester bilsin. City yani Manchester şimdi, City nasıl sonuç alıyor abi? Kötü futbol mu oynuyor? Benim söylediğim kötü futbol değil. Yani sonuç odaklı oyun demek başka bir şey. Kötü futbol demek başka bir şey. Ama hayır, bizim sen sonuç odaklıda şunu söylüyorsun. Yani 1-0 maç 30'dan sonra o skoru korusun, sonucu alsın, ben ona bakarım diyorsun. Evet, ben abi, ona sonucu karşıyım. Alıyorsa karşı. Ben başarılı ben derim. Ben başarısız buluyorum onu. Yani saygısız buluyorum. Çünkü abi insanlar bak bizim ülkemizde abi, savunma, özellikle insanlar cebindeki son abi savunma yapmak bahsetmiyorum. Saygısızlık değil. Saygısızca yere yatandan bahsediyorum. Ya, saygısızca şey. Oyunu durduran hakemden bahsediyorum. Ben ondan bahsetmiyorum. Abi, onlar da hemfikiriz zaten. Yoksa savunma yapacak tabii abi. Savunma bu işin parçası. Yani. Bak bugün Galatasaray hiçbir şey yapamadı sahada. Bir tane attı Emre vurdu. Kaleci yerden sekti. Kaleci bir tuhaf bir gol yedi. Ama öbür taraftan da dünya kadar pozisyon verdi. Savunma yapacaksın tabii abi. Savunma yapmazsan sürekli gol yersin zaten. Futbol öyle bir oyun. Yani bir savunma, saniye uyumana savunma bakar çok yani. Önemli yani. Aynen. Savunma çok önemli. Bak şimdi mesela bizde Yusuf Yazıcı dedik. Mesela oradan çok da güzel bir tartışma konusu çıkabilir bizim adımıza. Şenol Hoca mesela çok bak buraya da arkadaşlar şey almış, inan almış. 14 yabancı alıp 11 yabancıyla oyunculardan kuran takım 11'li yabancı oyunculardan kuran takım var demiş hoca. Yani Galatasaray'ı söylemiş. Galatasaray 11 yabancı oynatıyor çünkü. Hani oynattığı zaman böyle Avrupa'da aldığımız çoğu oyuncu orada oynamayan ya da problem yaşamış oyuncular oluyor. Yabancı kuralı yeniden dizayn edilmeli. Edilmemeli hocam. Edilmeli bence edilmeli. Serbest bırakılmalı. Aynen. Abi bakın yani hocam yapmayın eğer hayır, hoca bunu söylememiş de o yüzden. Hoca yani serbest bırakılsın demiyor hoca. Hoca daraltılsın diyor. 7-8 olsun diyor. Şenol Hoca. Hiç olmasın. Yani yabancı sayısı 7-8 olsun. Hiç olmasın abi Hindistan gibi oynayalım yani işte şey gibi. Yani garip garip bir lig olalım. Yani hiç kimse gelmesin buraya. İnsanlar Falcao'yu seyretmesin. İşte ne bileyim yarın öbür gün Kolarov gelirse onu seyretmesin. Hacı'yı Alex'i seyretmesin filan. Kimi seyredeceğiz abi? Tarık Çamdalı, Alper Potuk'u mu seyredeceğiz yani? Bak yabancı sınırlaması yokken yani yabancı sınırlaması varken bu ülkede Alper Potuk'a Fenerbahçe dünyanın parasını verdi. Mehmet Topuz'a dünyanın parasını verdi. Tarık Çamdal dünyanın parasına transfer edildi. Yani say say bitmez Gökhan. Evet. Say say bitmez abi bu. Ahmet Çalık'a Galatasaray 2,5 milyon euro bonservis verdi ya Gökhan. Ya yani 2,5 milyon euro. Bugün Falcao için 3 milyon euro konuşuluyor bonservisi için. Anladın mı? Yani bu yerli abi futbol hep söylüyoruz futbolcunun yani yerlisi yabancısı olmaz abi. Futbolcunun iyisi olur, kötüsü olur. Futbolcunun pasaportu olmaz. Abi ne oldu peki ya? Bu 14 yabancı varken bu Yusuf Yazıcı nasıl gitti abi yurt dışına? Dünyanın parasına. 17 milyon euroya. Abi sen yetenekliysen. Ozan Kabak nasıl gitti abi? 6 ay oynadı. Buradan Stuttgart'a gitti. Buradan Stuttgart'tan 6 ay sonra üzerine 4 milyon euro koyup oraya gitti. Nasıl oluyor abi? Bu Cengiz nasıl gitti abi bunlar? Bu Okay nasıl gitti? Şimdi bak burada... Ya bunlar Gökhan şimdi eğer Türkiye'de eğer yabancı yerli sınırlaması ya bak, yabancı bak. Sınırlaması olmasaydı ne Yusuf Yazıcı Avrupa'ya gidebilirdi ne Cengiz gidebilirdi ne Okay gidebilirdi. O, bırakmazdın çünkü. Bırakmamak için ne yapıyorsun? Bırakmazdın onlar da gitmezdi. Hayır. Buradan çok yüksek para verdiğin için. Anladın mı? Şimdi bugün bak şöyle bir şey alıyorlarsa o zaman gitmesin diye 3 vermek zorundaydın. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu kuralı kim getirdi? Fatih Terim. Eğer bu kuralı Fatih Terim değil Şenol Güneş getirmiş olsaydı bu kadar konuşulmazdı. Şenol Güneş getirmiş olsaydı Fatih Terim bu kadar konuşmazdı. Bu kuralı Fatih Terim getirdiği için Şenol Hoca bu kadar eleştiriyor. Abi bu ondan önceden Lucescu eleştiriyordu. Ya çünkü onu da Fatih Terim şeyi var. Ne yok o? Ben o Fatih Terim yani Şenol Hoca'nın Fatih Terim'den kadar. Lucescu'nun var ya Lucescu. Lucescu'nun olabilir. Lucescu ile ilgili çok kısa bir anı anlatacağım. Lucescu Beşiktaş'a geldi. Biz de ben de o zaman CNN Türk'te çalışıyorum. CNN Türk'te de Fatih Terim'le anlaşma yapılmış. Sponsor bir firmayla üzerinden Fatih Terim'le sürekli İtalya'ya gideceğiz. İtalya'dan yayın yapacağız. O dönemin CNN Türk spor müdürü de İhsan Topaloğlu'ydu. Neyse anlaşmalar yapıldı, bitti. O sezon o sezon devam ederken ya da bittikten sonra hatırlamıyorum. Neyse Beşiktaş'a Lucescu geldi. Lucescu ile özel röportaj yapacağım. Spor şeye stüdyoya çağıracağım. Randevulaştık. Hocayla tesislerde görüşüyoruz. Kaç para vereceksiniz dedi bana. Ne parası hocam dedim. Yayına çıkmak için dedi. Nasıl yani dedim. Fatih Terim'e dünya kadar para veriyorsunuz dedi. Hocam dedim o Fiorentina'da teknik direktör. Ve o bir Türk.
sana Beşiktaş teknik direktör olarak para vereceğimizi mi zannediyorsun? Gelmiyorsan gelme hocam dedik. Yani Fatih Terim'le Lucescu'nun Fatih Terim nesi denir ona? Kıskançlığı ciddi boyutlardaydı yani. O da o yüzden onu söylüyorum. Lucescu'nun eleştirmesinin yegane sebebi Fatih Terim'in getirmiş olması. Belki Şenol Hoca ile Fatih Terim arasında bu kadar gerginlik yoktur, bu kadar sıkıntı yoktur. Bu başka bir şey. Ama bunu Şenol Hoca getirseydi kimse bu kadar konuşmazdı. Abi şimdi çok net söylüyorum. Berk, kimse bu kadar konuşmazdı. Berk Aktay yani. Demiş ki Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 11 yabancı oyuncuyla çıkan ilk Türk takımı demiş. E şimdi hocam Beşiktaş'ta böyle milli takıma gidince böyle olmaz. Yani, yok işte yani. Olmaz yani bu. O da diyecek ki ben de işte bana böyle bir kural çıktı. Ben o kuralı kullanırım. Tamam. O zaman hocam kullanmasaydın ilk günden söyleseydin. Hayır, ilk günden söyleseydin. Hayır, kullanma abi. Hocam ilk günden söyle. Madem böyle düşünüyorsun. Yani şimdi abi herkes kendine yontuyor bu meseleyi. Bizim teknik sektörümüzde, yöneticimizde, taraftarımızda herkes kendine yontmaya çalışıyor. Abicim Şenol Hoca Beşiktaş teknik direktörüyken 11 yabancıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor. E şimdi diyor ki 11 yabancıyla çıkılıyor. İşte benim hoşuma gitmiyor falan. İşte bak bunların bu hepsi. Ne Peris ne lahana turşusu. Bak Şenol Hoca nerede? Mini takımda. Mini takım. Lucescu neredeydi bunu konuştuğunda? Mini takımdaydı. Tamam işte bu kadar basit. Oraya gidince. Ama Fatih Hoca da bu kuralı çıkarttığında mini takım teknik direktörüydü. Bak yarın öbür gün bir şey olduğunda Allah korusun mini takımımız Fransa'ya gidecek. Harika başlangıç yaptık. Muhteşem. Belki de çok erken gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Belki de ilk kez. Mini takımımıza başarılar diyorum. Bu başka bir şey. Mini takımın göstereceği başarı her Türk gibi beni de inanılmaz sevindirecek. Ama kötü bir sonuç olduğunda Şenol Hoca diyecek ki kardeşim yabancı ben oynatacak Türk bulamıyorum. Lucescu'ya yaptığımız eleştiriyi yapacak mıyız o zaman Şenol Hoca? Ben yapacağım. Eğer ki başarısızlığı yabancı oyuncu sınırlamasıyla ki yabancı oyuncu sınırlaması yapamaz değil abi. Bu yerli oyuncu oynatma zorunluluğudur. Bak aynen. Fatih Hoca bunu mükemmel anlattı. 12 tane alıyorsun. Efendim? Kadroya 12 yabancı alıyorsun. Evet. 14 tane yerli oyuncu kadronda bulundurmak zorundasın. Aynen. Bu kadar basit. İstersen yabancı 3 tane bulundur. İstersen hiç alma. Aynen. İstersen hiç alma. İstersen hiç alma. 20 yani 12, 14, 28 futbolcunda Türk olsun. Evet o istiyorsan. Yani kimse, yap abi. Abi ya mesela niye yap yapmıyorlar? Ayakta, yap millet ayakta mı alkışlayacak? Şey olunca diyor ki. Millet diyecek ki kardeşim sen deli misin niye almıyorsun yabancı oyuncu diyecek. Abi diyor ki biz işte oradan işi bitmiş oyuncuları alıyoruz. E alma. Hadi alsana abi. Al. Alıyor işte Avrupa, elini Avrupalısı alıyor. Gencecik oyuncuları buluyor. 18-19 yaşında basıyor parayı alıyor. E sen basıp parayı alamıyorsun. Alamıyorsun. Gelelim bu. Çünkü yok. Finansal fair play seni öyle bir kıskaca almış ki sen sürekli kiralık oyuncu al. Ne bileyim işte elinde bonservisi olan adam. Biz 4 yıldır yayın yapıyoruz. Bu kadar aynı düşünceye sahip olduğumuz konuları keşke daha önceden belirleseydik. Aynen abi. Bugün mesela ben bir tweet attım. Hatta dedim ki Yusuf Yazıcı için Lille'i tutuyorum. Cengiz için Roma'yı. Ozan için Schalke'yi. Merih için. Abi bizim Merih Demiral diye bir oyuncumuz var. Juventus'ta oynuyor ya. Okay Yokuşlu Celta'da oynuyor. Yani o kadar çok. Çağlar Soyuncu bugün Leicester City'de ilk 11 oynuyor. Yani bu çok değerli abi. Zeki Çelik bugün asist yapıyor. Ya bırakın Yusuf, abi bu çocuklar kalsınlar orada ya. Yusuf bir tane serbest vuruş attı. Ah be abicim ya. Kuşt. Ah be abicim. İyi oyuncu, iyi oyuncu. Çok İnşallah. İyi. İnşallah çok yani başarılı olurlar. Yani vizyonu ve vizyonu Avrupa'ya o kadar uyum gösterecek ki. Göreceksiniz yani. Hani o çocuk buradayken de zaten belli ediyordu kendini. Paylaşımlarıyla, hayata bakış açısıyla. Eren'i de unutmamış. Bak, helal olsun sana. Faruk Eren'i Demircan de unutmamış, demiş ki. Canımızı unutmamış. Eren'in ailesine de bayramını kutluyoruz. Haluk abi saçmalıyorsun. Adam Beşiktaş'tayken elindeki en iyi kadro neyse onunla sahaya çıkar. Onu söyledi. Zaten. Yabancı kuralı yoksa bunu da kullanır haliyle diyor. Ya evet. Ya buna bir itirazım yok. Ama orada kullanıp sonra değil, şu denmez abi. 11'in tamamının yabancı olmasını doğru bulmuyorum diyorsan Gökhan, hı hı. O zaman da doğru bulmazsın abi. Peki. Söylediğim şey o. Peki. Ya bir de şimdi daha Avrupa'ya gidecek oyuncularımız var biliyorsun. Abdülkadir Ömür, Dorukhan, Güven Yalçın, Eskişehirsporlu Mehmet Özcan. Bak o da çok potansiyelli bir oyuncu. Yani bir sürü alternatif genç oyuncumuz var gidecek. Nasıl gidecek abi bunlar? Oynuyorlar. Hepsi oynuyor abi. Yetenekliyse oynuyor. Ya bu bence bu işin net olarak ortadan kalkması lazım. Yani bunun tartışılmaması bile lazım. Yani düşünsene abi sen yayıncı kuruluşsun Gökhan.
dünya kadar para yatırmışsın. Türkiye'de işte Tarık Çamdallar'la falan oynayalım istiyor. Herhalde. Çünkü abi altyapıdan oyuncu oynatalım. Oy, yok abi, yok. Var da mı oynatmıyor hocalar? Var da mı oynatmıyorlar? Bazısı var da oynatmıyor ya. Şenol Hoca, ona cesaret etmiyor. Yani. Ya Şenol Hoca Abdullah mesela, Hoca mesela. Genç oyuncu oynatmayan hocalar var. Şenol Hoca oynatmıyor mesela. Aynen. Genç oyuncu. Şenol Hoca yeni alınmış ya kendisinin listesinde üst sıralarda olmayan yabancı oyuncular alındığında da oynatmıyor. 3 hafta 4 hafta bekliyor. Alışmıştık biliyorsun. Aynen. 3-4 hafta aldım oynatmaz kesin. Ya bu nasıl bir standart abi? Ben onu anlamıyorum yani. Bizim Atilla demiş ki Avrupa'ya gidecek oyuncularımız kısmında Alper Potuk'u saymadın, seni kınıyorum demiş. Yaşar Kartal, ülkemizde yerli yabancı diye olmaz, futbola yabancı olanlar vardır. Tarık Çamdal, Alper Potuk gibi, bence onlara kısıtlama gelsin demiş. Bence onları alan yöneticilere kısıtlama gelsin. Onları dünya paralara transfer eden yöneticilere mesela 6 ay 1 sene hak mahrumiyeti cezası falan verelim. Ha, Cenk Tosun'u da söyleyeyim Özkan, özür diliyorum Cenk Tosun. Yani tabii Cenk Tosun Avrupa altyapısı olduğu için, Türkiye'de yetişmiş bir oyuncu olmadığı için hep Cenk Tosun'u es geçiyoruz. Ha, onu da söyleyeyim. Muammer demiş ki kimse çıkıp da Galatasaray 6 ile yazmış. GS'yi onlar böyle 6S yapıyor ya. Niye? Bilmem. Nasıl rezil top oynadı demiyor. Derdiniz Fenerbahçe, Ersun Yanal. Bak patladı Galatasaray demiş. Yani bizi sonradan izlemeye başladı herhalde. Başından beri izlememiş. O yüzden haksızlık etmeyin bence. Dolayısıyla hani cumartesi pazar 1'i 5 geçe başlıyoruz. 1'i 5 geçe arasında başlıyoruz. Dolayısıyla başında izlerseniz seviniriz diyelim. Çünkü Galatasaray'ı kimse beğenmedi. Dolayısıyla Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol, ya ben kendi adıma Gökhan Dinç olarak şunu söyleyebilirim. Şampiyonluk için umut vermedi, çok net. Bu Galatasaray şampiyon olamaz. Falcao gelse de olamaz. Çünkü Galatasaray zaten yavaş oynuyor. Galatasaray oraya getirse zaten Jadne bile atabilir yani. Ki attı geçen sene. Of of. Bu arada Ekselans'a demiş ki o kadroda Tolgay Aslan da vardı. 11 yabancı haberi palavra demiş. Yani Türk statüsünde oynamıyor ya Tolgay'ın da. Ne oldu? Yani o da Türk statüsünde mi oynuyor? Belli değil. Murat statüsü... selam. Gerçekten mesela Tolgay Aslan Türk statüsünde mi oynuyor? Yabancı statüsünde mi oynuyor? Hayır, statü olarak Türk de. Milli takımda oynayamıyor. O başka bir, ama Türk oyuncu yani. Karışık olduğu için söylüyorum yani bunu. Ama Türk oyuncu. Garip. Vedat Muriç mesela, onun için de öyle dediler. Türk pasaportu var. İşte yerli statüsünde oynayacak dediler. O da öyle değil mesela. Önümüzdeki sene belki kural çıkacak. Talimat değil. Bizde zaten sürekli bir talimat değişiyor abi. Biz çok, bizim en sevdiğimiz şey ne biliyor musun? Talimat değiştirmek. Sürekli bir değiştiriyoruz abi. Yani VAR geliyor. Bir de biz MHK göndermek. Abi VAR'ın yani VAR'ın kurallarıyla oynadık ya biz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu dedi ki kardeşim her şeyde VAR'a gidin dedi. Ya, iyi başladı. Her şey çok güzeldi VAR'la ilgili. Ya hatırla Cüneyt, her Cüneyt şey... Hoca ay kalkamıyorum. Cüneyt Hoca kalktı böyle yaptı. Gitti baktı. Battin. Bir gel sen de bak. Battin. Alo Battin oğlum. Gel şuraya Bursa bir baksana. Fenerbahçe maçı. Abi böyle bir şey olur mu ya? Bak bakalım şuna offside. Ya böyle bir şey olur mu abi? Hocam sen bilmiyor musun offside? Ya sen Allah Allah. Hocam yapma, gözünüzü seveyim. Bu kadar yapmayın. Sonra durup dururken tartışılır hale getiriyorlar. Filan. Ya bugün de çıkıyor işte senin Halil Umut Meler. Diyor ki biz diyor daha adaletli, daha standart. Ya iddia ediyorum bak, samimi söylüyorum ya. Ben mi yanlış anlıyorum? Eğer ki bu sene daha adil ve daha standartlı olacağız dediyse bu adam... Ya bu bir itiraftır ya. Geçen sene biz VAR'ı adaletsiz kullandık demektir. Dolayısıyla ben Erzurumspor'u, şampiyonluğu kaçırmış Başakşehir'i, şampiyonluktan kopartılmış Trabzonspor'u, herkesi göreve çağırıyorum. Başarı elde etmiş olabileceğine inanan, hakem hatalarıyla puanları çalındığını düşünen insanlar, kulüpler, başkanlar, kimse direkt gitsinler abi, itirafta bulunsunlar ya. Suç duyurusu da bulunsunlar. Çınar Ege demiş ki iyi bayramlar hasta ruhlular. Bize mi demiş hasta ruhlular? Ya, herhalde bize demiş ama iyi bayramlar da demiş bir taraftan. Allah'ım sen büyüksün ya. Sen oradasın. Soykan sen yazınca ki, bir şey olmuyor. Neden sonra örnekler, ben burada sana bir şey söyleyince. Neden örnekler hep Tarık Çam'dan? Tek o mu sorun yazmış Soykan? Vallahi değil ya. Artık benim dilime pelesenk oldu ya Tarık Çam'dan. Ben Beşiktaş'ta Mustafa Pek demek değil mesela. Abi o kadar çok gel. Saysan yani 1000 tane ya çıkar. Mustafa yani. Pek demek en azından kafasını gözünü patlattı abi Beşiktaş için.
Çok çıkar abi. Tarık Çamdal jöle sürmekten başka bir şey yapmadı abi. Mehmet Topuz'u saydık. Alper'i saydık. Tarık Çamdal'ı saydık. Mustafa Pekdemek'i sayalım. Ya o kadar çok var ki abi, gelip yatan, oynamadan para kazanan. Üçüncü kalecileri söylemiyoruz. Ya zaten onlara hiç girmiyoruz yani. Onlar zaten kaldı, ne yapayım abi, üçüncü kaleci diye bir şey var bu ülkede. Bir de varsa aklınıza gelen yazın ya, gerçekten onları da söyleyelim. Hep aynı isimler üzerinden dönmesin. Ne döndü bitti, hadi abi normal transfere dönelim. Marko şey ne oldu Falcao? Şampiyonluk için favori Galatasaray ve Trabzonspor'dur diyen Gökhan Dinç. Daha sonra Falcao gelse bile Galatasaray şampiyon olamaz diyen yine Gökhan Dinç. Evet. Bu ne yaman çelişki. Haluk Gürekliysen oku demiş. Canım kardeşim anlayamadıysan bir kez daha detaylandırayım. Detaylandır. Of. Cüneyt Tercan demiş ki mini takımda oynayıp da bırak İstiklal Marşı'nı. Türkçe konuşamayan oyuncularımız var. Bizim hala yabancı sınırımı konuşuyoruz demiş. Ne olacak abi? Onun ne sıkıntısı var? Emre Mor mesela işte. Türkçe konuşamıyor. Ne Türkçe yapalım? Türkçe konuşamıyor. İstiklal Marşı'nı bilmiyor. Mini takımında oynuyor diyor. Yani onu sorun etmiyoruz da diyor. Ha. Bunu mu sorun edeceğiz abi, diyor. Abi ya Mehmet Orel'i oynadı abi. Mehmet Orel oynadı milli takımda yani. Abi atletizm milli takımımızın yarısı. Mehmet Orel milli takımda oynadı diyorum. Statü yarısı, değişti. Atletizm takımımız var ya bizim. Evet. Siyahi. Evet. Yani hepsi Afrikalı. Ya hepsi demeyeyim de. Ben hani çok. Ramil Guliyev mesela nereli? Azeri galiba. Ha, bizim için koşuyor. Ben amatör sporlardaki sporcuların belki ayrılışabileceğini düşünüyorum. Yani. Serdar Kesimal demiş bizim Mustafa. Mesaj atmış. Olabilir. Serdar Kesimal doğru. Sakal uzadı, sakalı kesti falan filan bilmem ne. Kağıt üzerinde dedim arkadaşlar az önce. Kağıt üzerinde kadrolara baktığında Galatasaray ve Trabzonspor. Ama teşbihte hata olmaz diye söylüyorum. Galatasaray şampiyon olamaz diyorum. Falcao gelse de olamaz diyorum. Kağıt üzerinde. Bir izleyicimiz demiş ki neyle uğraşırsan uğraş Onur. Serbest piyasa oluşturamazsan kalite olmaz. Kapalı ekonomilerin en büyük sorunu budur. Senin üretimin yokken ithalatı yasaklarsan vasata tamah edersin. Kimse kendini geliştirmez demiş. Güzel yorum. Neyle uğraşırsan uğraş diyor yani. Ne yaparsan yap yani. Abi çünkü ben şimdi geldim 5 senelik sözleşme imzaladım. Oh mis gibi 2,5 milyon euro da yazdım. Bir hesap yabancı yapıyorum. Yabancı mısın sen? Türk'üm Türk. 12,5 milyon euro diyorum. Oh tamam. Bir sene iki sene hiçbir şey olmaz. Gönderirlerken de bir tazminat. 12 milyon euroya 70 milyon TL yapar. Bak 7 sülalesine yeter insanın ya. Yani o sözleşmeyi imzaladıktan abi işte bizim her oyuncu için söylemiyorum. Sonuna kadar son terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncular da var. Burada esas problem. Bak burada problem. Abi Yiğit Gökalan diye bir transfer yaptı Galatasaray ya. 2,5 milyon euro bonservis ödedi Gökalan. 2,5 milyon euro silah ya. Silah zoruyla mı? Değil. O yöneticiye onun hesabını soracaksın. O yüzden spor yasası gelmek zorunda diyorum. O yüzden müteselsil sorumluluk en azından kulüp başkan ve yöneticilerine ya da o sözleşmenin altında imzası olan her kimse ona mutlaka müteselsil sorumluluk vermek zorundasın. Kendi paraları gibi harcamadıkları için bu insanlar paraları har vurup harman savuruyorlar. Aynen. Kendilerinde olsa sıkarlar muhasebe müdürlerinin boğazını. Bak bakalım bir 100 metre 200 metre fazla 100 kilometre 200 kilometre şirket arabasıyla gitsin bakalım ne yapıyor. Ha, bir tane yemek işi gelsin bakalım hesap kapatırken. Vay efendim işte bilmem ne mağazasında yemek yemişsin olmaz orada sen yiyemezsin sen kimsin birader demesini biliyorsunuz. 3 kuruşa 5 tane düğüm atıyorsunuz. Cavit demiş maaşları... ki. Maaşları neyse abi ya. Cavit demiş ki ya bırakın bunları anlattığınız gazoz ağacı o da Türkiye'de yetişmiyor. Aslında Türk futbolunun ilerlemesini engelleyen basındır anca bol keseden sallıyorsunuz demiş. Sen ne zannediyorsun bizi acaba ya? Salih Dursun, Veysel Sarı. Ben aldım değil mi onları? Türk futbolunu geliştirmeyen benim değil mi? Yazık Ali Bilgin. Ya. Yazık. Bak gerçekten, neler var ya. Ya gerçekten bunu böyle düşünüyorsanız ya medya neymiş be kardeşim? Siz ne zannediyorsunuz ki medyayı? Ben anlamadım yani. Bizleri bu kadar ciddiye almayın ya. Abi Kameni mesela yatıyor işte 2 senedir. Ben aldım değil mi Kameni'yi? Kameni'yi kim aldıysa ona sorun abi. Ne o? Bir tane Krasiç. Krasiç aldı mesela Juventus'tan. Ne oldu abi? Bu transferleri adam yapanlar sonuna nerede kadar abi? Aldı abi parayı. Bu transferleri yapanlar nerede? Tabata. Kaç milyon euroya verdiler ya? 8 milyon dolar mı o 9 milyon dolar mı ne öyle bir para verdin? Nerede Tabata nerede? Ne yaptı abi Tabata geldi de? Ne yaptı abi? Almanya'dan bir tane Tunuslu bir oyuncu aldılar. Hatırlamıyorum şimdi. Unuttum şimdi adamın çocuğun adını. 10 numara forma giydi.
Beşiktaş'ta mesela. E ne oldu abi çocuk? Nerede şimdi? Baş dünyanın parasını verdiniz. Nerede? Yoklar. Çağkan demiş ki biz yayıncı kuruluşu ayda 150 ödüyorsak Ahmet Çalık, Alper Potuk, Mustafa Pek demek izlemek istemiyoruz. Mario Gomez, Drogba, Muslera, Falcao gibi adamları izleyeceksek aylık, izlemeyeceksek aylık 30 lira verelim demiş. Abi işte bunu sadece oyuncu ismi üzerinden değil abi. Yani herkes bunu yapıp, bunun, herkes kaliteyi bunun yeri, bunun yeri bu değil. Burada abi bir takım futbol, şampiyon oluyor. Ne yaparsan yap ya. Ya yani, bir takım şampiyon olsun kardeşim. Fenerbahçe şampiyon olmasın ama Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynasın. Aynısı. Fenerbahçe'nin formasını da, taşıyan oyuncu o formanın ağırlığını bilsin ya istiyor. Da daha bir adım daha, ya daha bir adım daha ileri götüreyim. Kim şampiyon olursa olsun ama taraftara sen şampiyonluğu 32. 33. haftaya kadar o heyecanı yaşat abi. O yarışın içinde kal. Zaten insanlar o yarışı seviyor abi. Abi şampiyon oluyorsun bir gün sürüyor Gökhan. Bir gün sürüyor ya kutlaman. Sen gördün mü ikinci gün elinde bayraklarla o şampiyon oldu benim takımım diye dolaşan insan? Çok. İkinci gün. Çok. Adam gece çıktı şampiyonluğu kutladı ikinci gün. Hayır, bir daha çıktı turlara da, çıktı filan. Taraftar kutlamadı da o kupalar oradan oraya gitti. Ya hastanelerden, postanelerden, pastanelerden gitti oraya gitti oradan geldi buraya döndü oradan gitti oraya. Yapma abi. O başka abi. Abi şu kuralları konuşamadık ya. Ne kuralı abicim ya? Herkes biliyor işte. Hemen hızlıdan hızlıya geçelim. Top hakeme çarparsa oyun duracak. Kale atışı sırasında avutu ceza sahası içerisinde. Onu beğeniyor musun? Eskiden evet abi, bir baskı oluşuyordu. Ben kaleciydim. Kabus bir şeydi. Bir saçma sapan bir ya şeydi. Ya şöyle bir şey oldu. Şimdi ceza sahası rakip baskı yapıyor ya. Yani önde baskı yapıyorsun. Tamam. Ceza sahası içine giremiyorsun. Ya uzun oyna. Hayır, kaleci topu kullanacak. Ceza sahası dışına çıkmadan artık stoperler yanına yanaşıyorlar ya. Ama baskıyı kuramıyorsun tam. Ceza sahasının dışında top oyuna girmeden rakip takım oyuncuları giremiyor ya ceza sahasına. Orada o baskıyı biraz sanki o baskının değerini azalttı gibi geldi. Anladın mı? Anlatamadım mı? Anlatamadım. Şimdi kaleci... Eskiden topu ben kaleci olarak ceza sahasının dışına atmak zorundaydım. Tamam. Şimdi baskı yapıyordu. Ona göre baskı yapıyordu rakip forvetler. Tamam şimdi baskıyı daha da yakından yapıyor. Ceza sahası içine giremiyor ya. Kim giremiyor? Rakip forvet. Yani ben baskı yapacağım. Ceza sahası içine giremiyorum. Tamam giremiyorum. Ama stoper... Ben giremiyor muyum ceza sahası içerisinde? Giremiyorsun. Stoper giriyor ama. E tamam girsin abi. Ne o baskıyı öldürdü işte onu söylüyorum. O adamın pas yapacağı adam nerede? Oradan paslaşacaklar sürekli. Ceza sahası içinde mi paslaşacaklar abi? Abi ceza sahası içinde paslaşmayacaklar. Zaten tamam. Top oyuna girdikten sonra sen nasıl kaleciye yapıyordun ya? Kaleciyle stoperin arasına giriyordun ya. Hani nasıl stoperi atacak dışarıya. E şimdi de o adam da dışarıya atacak çıkartacak mecbur topu. Sen de ona yaparsın baskıyı. Ya ben sadece fikren söyledim yani. Bana benim için... Rahatsız etmedi mi? Yok rahatsız Peki. etmedi. Çarpma da olsa gol iptal edilecek. Elle gol. Burada büyük soru işareti var. Aynen. O soru işareti de şu. Sen eğer top futbolcunun kasti olsa da olmasa da eline çarpıp top ağlara gidiyorsa golünü iptal ediyorsan o zaman tam tersine de penaltı vereceksin %100. Eline neresine çarptın, ne şekilde çarpsın? Eline çarptın penaltı vereceksin. Penaltıda kıpırdamak yasak. Çizgide de mi? Evet. Çok zaten fark eden bir şey değil abi ne olur ki. Bence değildi yani. Bir kaleci olarak söylüyorum. Premier Lig'de hangi maçtı tekrar ettirdi? Hepsini birbirine karıştırıyoruz ya izleyince. Benim izlediğim maçtı ya. Manchester City maçı. Ha City maçında evet. Olduğu yerden sağdan çıkabilecek bir Allah'ın kulu buradan çıkarsa adımı değiştiririm. Önde olan takımın. Çıkabilecek diyor zaten. Tamam. İsterse çıkabilecek. İşte çıkmayacak. Türkiye'de, olan takım Türkiye'nin çıkmaz. Çıkma ihtimali yok. Sıfır. Çünkü o millet ben ona değeceğim. Ona değeceğim ben. Böyle yapacağım ben ona. Bizde teknik direktörler oyundan çıkartacağı oyuncuya önceden şey yapıyorlar. Git diyor. O da oradan böyle. Bu hava atışında top son oynanana bu güzel. 4 metre uzakta dur. Bu güzel. Sarı kırmızı teknik direktöre Fatih Hoca bu sene çok güzel. Çok görür. Çok sarı kart görür. Hasan Şaş. Fatih Hasan Hoca. Şaş sayısız kırmızı kart. Kırmızı, eskiden kırmızı kart yoktu. Tribüne gönderiyorlardı. Baraja girme devri bitti. Bu da güzel abi. Saçma sapan hopkabazlıklar yapılıyordu. Arkada yatıyordu bir falan. Bir metre diye. Diyor galiba değil mi? Arkada yatıyordu falan altta. Böyle saçma sapan rezil.
Gökhan da yola gidecek, uzun yola. Sen de gideceksin de yakın bir yola gideceksin. Peki Atilla Gökçe abi. Abidin ya, Abidin. Bundan sonra senin ismin Abidin ya. Neden Abidin abi? Söyleyeyim Abidin. Neden Abidin? Ben bugün saçma sapan bir tane tweet attın. Şu anda Twitter'da bir rüzgarım var. Aldın abi rüzgarı arkasına. Yok abi işte sen erken öten horozun hikayesini bilir misin? Bilirim Abidin, çizerim de yani. İstanbul'un resmi çizerim yani, bir, gözlerim kapalı. Bir izleyicimiz de şey yazmış ya. Ziya. Ziya. Onu da like'ladım, beğendim. O arkadaş kimse. Atilla Gökçe'nin... Ya sana buradan Marmara Ehliyesi ne kadar dedim. Adımı değiştiririm dedin ya. 1.16. Tekirdağ. Buradan Tekirdağ ne kadar dedim. Dedim bana ki ben her sene gidiyorum. Hem de en az 2-3 kere. Annemi götürüyorum, annemi alıyorum. Ben gidiyorum falan filan. Buradan Tekirdağ taş çatlasın 1 saat 10 dakika sürer arabayla. Ben dedim ki uygulamadan bakacağız. Sen dedim uygulamadan bakacağız. Ben demedim, sen dedin. 1.16'dan bak. 1.16 verirse adımı değiştiririm dedim. 1.15. 1.36 verdi. Ben 1.30 dedim. 1.30 verdi. 1.36 verdi. Ben 1.30 dedim. 1.30 verdi. Ben 1.30 dedim. Özür diliyorum. 1.31 verdi. 1.36 verdi. Tamam. 3 tane veriyor ya. Bir tanesi en yakını tamam, 1.31 verdi. Tamam. Peki 1.31 verdi. Adımı karayollarında değiştirdim. Bundan sonra... Karayolların sonra... sınırı 90 kilometre. Ne yapayım o sınırlara? Oo, kurallara riayet edip tamam gideceksin. Tamam da mesela 100'le gitsen. Gitme, ceza yersin. Wing wing öter yani. O yüzden hiç yapmayacaksın. Dolayısıyla ne yapıyorsun canım kardeşim? Bundan sonra senin adın Abidin. Zübeyir Baya'ydı o diyor. Zübeyir Baya bravo. 10 değil 7 giyiyordu diyor Burak Serttaş. Ne güzel izleyicilerim. 10 giydi ya. 10 giymedi. 10 değil 7 giyiyordu diyor. Yani Zübeyir Baya olduğunu bilip 10 olmadığını 7 olduğunu söylüyorsa öyledir yani. Sen çünkü ismi ben, neydi filan dedin. Evet. O nokta. Yaşlanıyoruz ya biz onunla. Olabilir, olabilir. Ama ben ilaçlarımı aldım artık, ilaçlarım iyi olduğu için. İlaçlarım beni iyi yapıyor. Bir şey atladık, konuşmadık yalnız. Neyi konuşmadık? Fenerbahçe'yi hiç konuşmadık. Fenerbahçe'yi konuşunca da tepki alıyoruz abi. Fenerbahçe transferle ilgili bir şey biliyor musun? Konuşunca tepki alıyoruz. Beşiktaş'la konuşmadık. Abi biz genelde futbol konuştuk bugün. Ne güzel abi. Ne güzel konuştuk abi. Sohbet etmiş. Beşiktaş'ın futbolunu ne yapacaksın? Bakıyorsun gençler. Aferin. Helal olsun gençler. Ha hakemlere bakalım. Son dakika verildi mi? Hakemler açıklandı diye televizyonlar. Galatasaray maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bahattin Şimşek Gençler Rize. Hepsini söyle o zaman. Belki. Öğretmen Mustafa Öğretmenoğlu Sivas Beşiktaş. Tugay Kağan Numanoğlu, ben hiç duymadım. Atilla'nın annesi de bayramımızı kutluyormuş. Biz de ellerinden öpüyoruz. Bülent Birincioğlu, Konyaspor MK Ankara Gücü. Göztepe Antalya maçını Zorbay Küçük. Kasımpaşa Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır. İstanbul'da ya. Emre demiş ki Galatasaray 4-7 sesin çıkmıyor. Ne oldu? Korkuyor musun? Yeni Malatya. Ya arkadaş ne yapayım ben mesela şimdi programın başından beri. Fenerbahçe Gaziantep Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçını da Arda kardeşler yönetecek. Galatasaray 4-7 abi bir şeyler söyledi bak insanlar. Ya söyledik daha ne söyledik? Daha ne söyledik? Hayır söyle biraz daha söyle. Sen söyle. Bir daha söyle. Galatasaray 4-7 sesin çıkmıyor. Ne yapayım abi? Ne yapayım şimdi Galatasaray 4-7 diye. Programın sonuna izlemeyin abi. Başından izleyin lütfen. Ya da ay Galatasaray 4-7. Ne oldu abi Galatasaray 4-7? Paylaşımlara bakmayın. Şu arada sen, bu arada sen onu söylersen abi, öbür taraftaki adam da der ki Fenerbahçe'de 6-7 der. Atilla Gökçe'nin harika bir haberi var. Ha evet. 35 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezon Sabri ile ilgili Sabri'ye söz vermiş Fatih Terim'in ekibinden Levent Şahin. Sakın bir yere söz verme, seni Galatasaray'a alacağız demiş. Sabri gelen teklifleri geri çevirmiş. O söz yerine getirilmemiş. Sabri de Atilla abiye şunu söylemiş. Sonunda sezonu boş geçirdim. Kişisel idmanlarıma devam ettim ama boştaki adam olduğum için teklif de gelmedi. 35 yaşındayım. Tecrübem ve enerjim yeterli. Oynamak istiyorum demiş Sabri. Eğer Sabri'nin söylediği doğruysa Galatasaray teknik heyeti Sabri'ye kocaman bir ayıp etmiş. Galatasaray'ın Galatasaray yönetiminin Sabri'yi gönderirken yaptığı ayıptan daha da ayıbını yapmış. 1.8 milyon euro alıyormuş İsmail Köybaşı. Necati Van yazmış. Kimse silah soyuyla soyuyor. Şu anda boşta. 1.8 milyon euro alıyormuş. Uf. Paraya bak be. Evet arkadaşlar bir haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sonu inşallah burada olacağız. Lig başlıyor. Kurban bayramınız kutlu olsun. Mübarek olsun. Yolda olanlara aman dikkat. Uykunuz varsa sağa çekin, uyuyun, daha da devam edin. Çünkü sevdiklerinize kavuşmak önemli. Dikkatli gelin, dikkatli gelin. Düşündüğünüzü hemen yapın, sonra karar vermek zorunda kalırsınız. Hoşçakalın.